Anayasa değişikliği paketi üzerine tartışmalar sürüyor. Sayın seyirciler, Türkiye'nin pek çok gündemi var. Sadece anayasa değişikliği değil ki sistem tartışmaları da söz konusu, ama sorunlar daha farklı bir boyutta. Özellikle ceplere yansıyan sorunlar ve sosyolojik açıdan da terör olayları bu noktada tek gündem vatandaşın. Şimdi biz Ankara stüdyolarımızda konuk olan değerli Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Doktor Abdullah Terzi ile konuları konuşacağız. Sayın Terzi, sizlerin değerlendirmeleri de oldukça önemli meclisteki tartışmaların haricinde. Sizler genelde çözüm önerileriyle hep bu ekranlarda yer alıyorsunuz. Bu olaylar karşısında gündemle alakalı düşünceleriniz nelerdir efendim? Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi siyaset ve meclis anayasa değişikliğine odaklandı. Hayli zamandır etkinliği ve yasama yetisi önemli ölçüde minimalize edilmiş meclis bugünlerde hatırlandı ve hummalı bir çalışmaya başladı. Yasama, yürütme ve yargı eklerinin ayrılığını ortadan kaldıracak, bütün gücü tek bir kişiye verecek olan anayasa değişikliği sihirli bir değnek gibi sunuluyor. Şayet meclisten geçer ve halk da referandumda evet derse elimize ne geçecek, neler değişecek, hangi sorunlarımız çözülmüş olacak? Bunlara bir bakalım. Örneğin yani başımızın belası olan terör bitecek mi? Komşularımızla olan sorunlarımızı çözmüş olacak mıyız? Dolar, euro aldı başını gidiyor. Bu düşecek mi? TL değer kazanacak veya milli paramız haline gelecek mi? Vatandaşın ve devletin borcu bitecek mi? İşsizler işe kavuşacak mı? Madenlerimiz, petrolümüz, yeraltı kaynaklarımız tekrar milletin ve devletin malı olacak mı? Saman, yem, buğday gibi tarım ürünleri ithalatları sona erecek mi? Hayvanlar ve et dışarıdan alınmayacak mı? Adalet yeniden mi sağlanacak? Geçim kolaylaşacak, işçimizin, memurumuzun, emeklimizin maaşları artacak mı? Tefessü etmiş sosyal dokumuz, ahlaki yapımız düzelecek mi? Meclisin itibarı artacak, yargı tam bağımsız olacak mı? Vahşi kapitalizm, faizli sömürü düzeni terk edilecek mi? Gelir dağılımımız düzelecek mi? Ekonomimiz büyüyecek mi? Daha doğrusu girdiğimiz bu zifiri karanlıktan çıkabilecek miyiz? Bu soruları çoğaltmamız mümkün. Yani anayasa değişikliğinin bunların hiçbirini sağlamayacağı aşikardır. Dolayısıyla 15 senedir tek başına iktidar olan, her istediğini yapabilme gücünü elde etmiş bir siyasi partinin bu saydıklarımın hiçbirini yapamadığını zaten yaşadık ve gördük. Şimdi milletin iradesini meclisten alıp bir siyasi partiye, o siyasi parti içerisinden de bir başkana verip, onu da cumhurbaşkanı yaparak bu sorunların üstesinden gelemeyeceğimizi yaşadığımız 15 yıl bize gösterdi. Şimdi terörden savaşa, ekonomik krizlerden sosyal krizlere kadar tüm fay hatlarını hareketlendiren etnik, mezhepsel ve ideolojik kırılmaları tetikleyen bir zeminde bulunuyoruz. Devasa sorunlarla boğuşan ülkemiz bugün maalesef bir kaşık suda fırtınalar koparırcasına bir ayrışmayı, bir kamplaşmayı da beraberinde getiriyor. Bunu iktidar partisinin, yanındaki parti MHP'nin ve de CHP'nin söylemlerinden görmemiz mümkün. Ama bugün Türkiye'nin asıl meselesi nedir? Milli menfaatler istikametinde bir milli projeye, bir milli çözüme sahip olmaması ve bunu hayata geçirmemesidir. Eğer milletimiz ve siyasetimiz bir değişim istiyorsa, bir dönüşüm istiyorsa, bağımsızlık, sosyal bir refah, sosyal bir adalet, iş aş istiyorsa milli ekonomi modeline, onun sahibi Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey'e ve bu modeli parti programına koymuş olan Bağımsız Türkiye Partisi'ne müracaat etmek ve oradan bir çıkış yolu yakalamak, bir yeniden bir dünya inşa etmek zorundadır. Bak, biz bunları söylerken uygulanmamış, hayata geçmemiş, denenmemiş bir modelden bahsetmiyoruz. Genel Başkanımız milli ekonomi modelini Profesör Doktor Haydar Başbey Türk milleti için yazdı. Ama milletimiz bunu görmedi, göremedi, görmek istemedi. Hatta bu noktada hipermetrop oldu. Yani yakını göremedi.
Sayın Baş'ı göremedi. İzole edildi, örtüldü, çarpıtıldı. Ama neticede 2005'ten beri bir realite var dünyada. Rusya bunu değişik maddelerle uygulamaya koydu. 2013 yılına varıldığımızda heyetler gönderip, özel mektuplar gönderip, özel davetiye gönderip Genel Başkanımızı Duma'ya davet etti. Orada bir realite yaşandı. Yani 2013 Şubat'ında Duma'da Sayın Baş bu modeli sundu. Ve bugün Rusya bu tezi hayata geçirdi. Ona bağlı BRICS ülkeleri de, interlandındaki ülkeler de bu tezi uyguluyor. Yani 120 tane ülke değişik maddelerini uyguluyor. BRICS ülkeleri ise bunu milli paralarda, ticaret dahil pek çok alanda hayata geçirdi. Bu noktada baktığımızda bu model kapitalizmi tarihe gömüyor. ABD'nin ve parası doların hegemonyasına son veriyor. Dünyada yeni bir ekonomik güç alanı, siyaset alanı, askeri güç alanı ve yeni bir blok alanı oluşmasına neden oluyor. Dünyanın realitesi budur. Yani biz kendi içimizde bir kaşık suda fırtına kopararak, gündemi bunun etrafında oluşturarak hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Ama dünya şimdi bu tez etrafında şekilleniyor. O bakımdan şunun altını çizelim. Hani dedik ya, madem kendi ülkemizdeki bu siyasi dehayı, bu önemli çözümü ve tezi göremiyoruz, bari uzaktan bakalım, Rusya'dan bakalım, Hindistan'dan bakalım, Çin'den, Brezilya'dan bakalım, BRICS ülkelerinden bakalım. Birkaç örnek verelim. 6 ay önce siz de ekranlarınıza getirdiniz. Profesör Gorbunovski geldi. BRICS ülkeleri iş geliştirme uzmanı. Ve dedi ki Sayın Baş'a, bizi lütfen talebeliğinize kabul edin. Biz size hocam diyelim. Çünkü biz sizden çok şey öğrendik. ABD kapitalizmin saldırılarından, hegemonyasından sizin tezinizle kurtuluyoruz dedi. İşte yine Meltem TV ekranlarına getirdiniz. Profesör Doktor Viktor Minin, bu insan bilim adamı, siyaset adamı, Putin'in danışmanlığı yapmış. Rus'un önemli bir parlamenteri Rusların. Ve şimdi bu insan çok önemli şeyler söylüyor. Diyor ki milli ekonomi modeli bir alfabe gibidir. Bunu öğrenirseniz, bu alfabenin harflerini çözerseniz, o zaman kendi kitabınızı okursunuz. Yani kendi ülkenizin kaynaklarını, insan gücünü milli bu modelde kendi sisteminizi adapte eder, kendi kaynaklarınızı adapte eder ve oradan bir çıkış yolu yakalayabilirsiniz. Ve daha da önemlisi, biliyorsunuz milli ekonomi modelinin milli paralar ticaret yolu çok büyük bir makes buldu. Ve artık bugün Amerika'nın ayakları titriyorsa, Amerika çözülüyorsa, Trump ve Clinton ekolü arasında bir savaş varsa, işte doların dünyadaki hakimiyetinin kırılmaya başlamış olmasıdır ki bunun tek adresi milli para, yerli para adresi milli ekonomi modelidir. Bundan önce hiçbir ekonomi literatüründe, kitabında, bilim adamının tezinde milli para, yerli para ifadesi yoktur. 2005'te milli ekonomi modelinde ithalatta ve ihracatta ve bir ülkenin kaynaklarının korunmasında milli para ve yerli paranın yeri öne çıkartıldı ve daha sonra bu Rusya'da hayata geçmeye başladı. Rusya bunu Çin'le uygulamaya başladı. Daha sonra bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teklif etti Rusya bunu ve akabinde bu tekrar bizim siyasetimiz tarafından dillerine dolanarak ifade edildi. Ama şunu bilelim ki milli ve yerli para ilk defa milli ekonomi modelinde ve Sayın Baş'ın modelinde vurgulandı. Başka bir etki alanından örnek vermek istiyorum dünyadan. Basic income, yani temel gelir desteği, yani vatandaşlık maaşı yeni değil. Bak 2-3 seneden beri bu kavram Finlandiya'da başta olmak üzere İsviçre'de, Hollanda'da ne yapılıyor? Artık kullanılmaya, ifade edilmeye, halka referandumla verilip verilmeyeceği sorulmaya başlandı. Ve Finlandiya artık her bir vatandaşına vatandaşlık maaşı veriyor. Ama Türk milleti bu kavrama yabancı değil. Karkış demeden, çarıklarını giyerek Anadolu'nun köylerini, ilçelerini, illerini dolaşan Sayın Baş, ey Türk milleti, ben her birinize vatandaşlık maaşı vereceğim dedi. Ama bu sesini Avrupalılar duydu. Bu sesini milli paralarla Rusya, Çin, Hindistan duydu. Bu sesi dünyanın önemli bir kesimi, 4 milyar insan iş aş projeleri halinde ekonomisini buna indeksleyerek yaşıyor. Ya Türk milleti az önce dediğim gibi kafasını kuma gömmüş, yakını göremeyen hipermetrop olmuş. Bari uzağa görerek
bir netice çıkarmaya çalışsın diye biz de dua ediyoruz. Bak bugün kesinlikle komünizm gibi kapitalizm de siyasetimizin odaklandığı kapitalizm de serbest piyasa ekonomisi de çökmüştür. Ve bugün Avrupa, Amerika gibi Avrupa Birliği de çökmektedir, ayrışmaktadır, dağılmaktadır. Biz şimdi ister koro halinde yani parlamenter sistemin çözümsüz projesiz partileriyle isterse sola Türkiye halinde kapitalizm şarkısını söyleyelim. Bu reçeteyle beraber bu hasta iyi olmaz. Bugün 1938'den beri rahmetli Atatürk'ten beri bağımlı dış politikalara, ekonomi politikalarına rağmen olmuş Türkiye'nin bu sorunları aşması mümkün değildir. Onun için Atatürk'ün bağımsızlık ilkesinin içini dolduran ekonomik, siyasi, askeri alanda, kültürel alanda bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Ve bunun adresi çok açık ve nettir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'dir. Onun siyaseti olan Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Ve milletimizin bu çözüm adresine dünyada uygulama alanı bulan 4 milyar nüfusu ilgilendiren coğrafyada bugün etkinleşen ABD kapitalizminin, Amerika, Avrupa kapitalizminin önüne geçen milli ekonomi modeli bloğuna, tezine ve çözümüne gelmekten başka çare yoktur diyor ve iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.